Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Son seansla karşınızdayız. Son seansta bugün çok değerli 3 konuğumuz var. Ağır bir kadroyu topladık bugün sizin için. Çünkü çok sayıda veri var. Makro verileri konuşacağız. İşsizlik verisi var. Bugün yükseldi işsizlik verisi. Cari açıkta bir gerileme var. Çünkü net hata noksan kaleminde gelen önemli bir yükseliş var. Bu arada bugün bu ay itibariyle bir fazla vermiş durumdayız ekonomide. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mecliste düzenlediği ve parlamenterlerin sorularını yanıtladığı bir oturum var. Bunu getireceğiz. Biraz önce sona eren kabine toplantısının yankılarını da ayrıca konuşacağız. Bugün son seans süresince bize 3 önemli isim eşlik ediyor. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizimle birlikte, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Ekonomist Emrah Lafçı bizimle birlikte keza ve doçent doktor Hakkı Öztürk Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca bütün bu makro verileri konuşmaya çalışacağız. Evet, işsizlik verisini ele alacağız. Cari açık verisini ele alacağız. Cari fazla verdi Türkiye ekonomisi. Yıllık bazda da 23 milyar dolar gibi rekor bir düşük seviyeye kadar geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün parlamentodaki görüşmesi vardı. Bunu konuşacağız. Biraz önce sona eren kabine toplantısında ele alınan konuları değerlendireceğiz. Konuklarımızı takdim edeceğim. Bana göre yakından itibaren Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizimle birlikte, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Emrah Lafçı bizimle birlikte, ekonomist ve doçent doktor Hakkı Öztürk Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Topluca hoş geldiniz diyorum. Siz de topluca hoş bulduk diyebiliriz. Evet. Şimdi hocam sizle başlayalım. Tabii. Hangi veriyle başlayalım diye düşünüyorum ama tabii cari açık verisi çok müsbet geldiği için onunla evet. Başlayalım. Cari açıkta bir net hata noksan kaleminde fazlalık var. 4.45 evet. Milyar dolar. Yıllık bazda da 23 milyar dolar gibi son derece düşük bir cari açık verisiyle karşı karşıyayız. Net hata noksan kaleminden kaynaklanan bir durum var ve Türkiye ekonomisi uzun bir aradan sonra cari fazla vermek durumunda kaldı. Daha doğrusu cari fazla vererek bizi biraz şaşırttı. Evet, şimdi bu net hata noksan kalemindeki artış cari işlemler hesabını dengeledi desek daha doğru olur. Çünkü ikisi farklı hesaplar. Tabii. Ödemeler bilançosunda net hata noksan hesabı ayrı değerlendirilir. Cari işlemler hesabının içinde değildir. Buradaki artış turizm gelirlerinin artışı. Özellikle Ağustos 2021, Temmuz 2021. Gitgide bakın Mayıs'tan itibaren şey olmaya başlıyor. Aylık olarak negatiften pozitife dönüyor. Ve aynı şekilde yıllık cari açığımızda eksi 23 milyar dolara kadar düşmüş durumda 23 milyar dolara. Bunun böyle devam edeceğini söyleyebilmek için turizm gelirleri, Eylül'de de devam edecek. Turizm gelirleri Eylül'de de ciddi oranda var. Çünkü bizim özellikle yaz turizmi ağırlıklı bir turizm portföyümüz var. Dolayısıyla müşterilerimiz de Eylül ayında Antalya bölgesine ve diğer bölgelere ciddi oranda geliyorlar turistler. Ama ondan sonra sanayi üretiminin ağırlıklı olduğu dönem başlayacak ki orada tabii ki ithal
üretimle birlikte ithalat da ciddi bir artışa giriyor. Oradaki bu artış eğiliminin devam edeceğini şimdiden söyleyemeyiz. Ama bu kura bağlı. Eğer Merkez Bankası kuru biraz daha yükseltecek politikaları uygularsa, o zaman ihracatçılarımız da çok mutlu olurlar. Bu net hata noksan hesabına gelince bizim öğrencilerin de, iktisatçıların da çok üzerinde durduğu ama konuşmadığımız bir şey. Çünkü biz iktisatta, formal iktisatta suç ekonomisinin olmadığını varsayarız. Evet. Kayıtlı suç ekonomisi deyince illa böyle mafyatik işlemlerden bahsetmeyelim. Meşruiyetten bahsediyoruz. Şöyle, mal ödemeler bilançosunda mal akışları, mal satılır, ihracat gelir elde edilir. Yani mal karşılığında para akışları var. Şimdi bunların hepsi gümrüklerde, ne kadar mal çıktı, ne kadar mal girdi, bunların hepsi gümrüklerde ölçülüyor. Ve hesaplanan bir şey var. İşte cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, para girdisi çıktısı da bankalar üzerinden. Peki burada giren para miktarıyla hesaplanan para miktarı, aktüel olarak Türk ekonomisinde oluşan döviz fazlası nasıl ortaya çıkıyor? Evet. Net hata noksan hesabı işte bu giren para miktarıyla kayıtlı işlemler sonucunda girmesi gereken para miktarı arasındaki farkı gösteriyor bize. Peki bu fark nereden kaynaklanabilir? Bir istatistiki hata olabilir. Net hata noksan oradan geliyor zaten. Tamam. Bizim gibi ülkelerde farklı dönemlerde yapılmış ihracat ve ithalatlar, farklı dönemlerde veya gecikmiş borçlar vesaire. Yani yapılmış bunların, ama tahsil edilmemiş. Bunların kur farklarından dolayı ortaya çıkan şeyler olabilir. Net hata noksan hesabında olabilir. Üç, bir de bizim işte girmek istemediğimiz, biz çünkü bir ekonomide hiçbir gayri kanuni işin olmadığı varsayım altında modelleri kurarız. Bu da ekonominin, kayıtlı ekonominin dışındaki, mesela çay kaçakçılığı, kaçak çay giriyor, kaçak tütün giriyor vesaire. Bunun gibi daha vahim kaçak altın giriyor. Daha vahim kaçak işlemler var, ürünler var. Bunların hepsi kara borsa dediğimiz, black market dediğimiz, bizim bildiğimiz halk arasında bilinen kara borsadan biraz daha farklıdır. Bütün yasaklı malların, kanunen yasaklanmış malların alınıp satıldığı piyasalar, suç teşkil edilen fiillerin yapıldığı piyasalar kara borsa olarak adlandırılır, black market. Oradan gelen bir şey de olabilir. Tabii ki bunun ne olduğunu, kaynağının ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü kayıtlı değil. Ama genel olarak dediğim gibi üç şeyden bir yapılan istatistiki kayıt işlemlerinde yapılan hatalar olabilir. İki, kur farkı olabilir. Kur farkından kaynaklanan hatalar olabilir. Onlar gerçekleşen döviz miktarıyla gerçekleşmesi gereken döviz miktarı arasındaki farkı gösterir ya peki, da suç ekonomisi. Sizin tahmininiz nedir bu üç olasılık arasında? Yani hangisine daha çok ağır? Ya da üçünün bir porsiyonlamasını yapabilir misiniz? Yani şu kadarı buna ait olabilir, bu kadarı buna ait olabilir. Galiba bu kadarı da buna ait, black market'e şimdi ait olabilir. Şimdi şöyle, tabii elimizde veri yok ama bu ben daha önce Birleşmiş Millet suç ekonomisiyle ilgili üç tane yazı yazdım yeni birlikte. Onun için de biraz araştırma yaptım. Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu ticaretiyle ilgili raporları var dünyada. Evet. Yine kara para aklamayla ilgili raporları var. Bu şeylere baktığımızda bir bu şeyin kaynak ülkeleri var, üreten ülkeler, bir de satın alan ülkeler var. Evet. Bir de o iki grup ülke arasında geçiş yolu üzerinde bulunan ülkeler var. Evet. Türkiye bu ürünlerin çok alınıp satıldığı ülkelerden birisi değil. Ama geçiş yolu üzerinde. Gümrükte geçenlerde yakalanan ciddi miktarda uyuşturucu vardı. 4.9 ton kokain yakalandı. Yani bu tabii polislerimize Allah güç kuvvet versin. Kontrolü zor bir şey. Çok ciddi miktarlarda da bir yekün teşkil ediyor bu. Ama bunun ne kadarı buraya giriyor? Türkiye'de daha çok bu tür kaçakçılık namına bilinen işte ahalimizin çok sevdiği kaçak çay, kaçak tütün gibi konulardır. Ama tabii ki bütün iktisatçıların ortak görüşü net hata noksan hiçbir zaman kayıtlarda bu kadar büyük hata yapılmaz. Ama şunu unutmayalım, Türkiye çok ciddi kur belirsizliğinin yaşandığı bir ülke. Dolayısıyla beklenen
işte tahmin edilen değerlerde belki o bu kur farkları oynamasıyla borçla ilişkilerinde o tür şeyler olabilir, problemler olabilir. Peki Emrah, şimdi net hata noksanın gelip bir aya odaklanması ya da bir aya temerküz etmesi 4.45 milyar dolar. Bir anlamlandırmayı gerektiriyor mu yoksa hayır bu ay böyle, gelecek ay bu net hata noksan eksi verebilir. Bu ay böyle fazla verdi. Dolayısıyla zaten yılın sonunda bu hesap mahsuplaşma yapıldığı zaman net hata noksanın farkı giderek azalacaktır. Zaten azalması gerekiyor. Azalmadığı takdirde hesap dışı bir paradan bahsediyoruz ki bu hesap dışı parayı açıklamak zorundayız değil mi? Evet. Buna bir izahat gerekiyor. Evet, şimdi tanımsal olarak hocam çok güzel anlattı. Biz sonuçta Ağustos ayının rakamlarından bahsediyoruz evet. Şu anda ve Ekim ayındayız. Dolayısıyla biz zaten ödemeler dengesi rakamları, bugünkü açıklanan ödemeler dengesi rakamlarının içindeki bazı kalemlere, birçoğuna daha önceden vakıfız. Zaten her ay bittiğinde takip eden ayın ikisinde, üçünde Dış Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Evet. Bunları çok anlık alabiliyoruz. Sonra ilgili ayın sonuna doğru da TÜİK biraz daha detay rakamları açıklıyor, ithalat, ihracat. Dolayısıyla bu rakamları oradan biliyoruz. Şimdi cari açık dediğimiz şey bu rakamlarla, ithalat ihracat rakamlarıyla, içinde turizm gelirlerinin de olduğu, hizmet alışverişinin yapıldığı, döviz işlemleri ve diğer birkaç ufak tefek, şimdilik eskiden daha büyüktü ama şimdi daha ufak tefek kalemlerin bir araya gelmesiyle, eğer orada bir döviz fazlası varsa, cari fazla, bir döviz açığı varsa cari açık. Şimdi bu bir taraf, diğer tarafta da, hani çok uzatmayayım hocam anlattı, diğer tarafta da bunun nasıl finanse edildiği. Evet. Biz onu da biliyoruz zaten. Yabancıların ne kadar Türkiye'ye girdiğini, ne kadar çıktığını. O da sermaye hesabı. O da sermaye hesabı. İşte ne kadar borçlanma yaptığımız, Eurobondlardan ne kadar Türkiye'ye para geldiği vesaire. Bunların hepsini topladığımızda aslında bu ne kadar cari açık vesaire varsa, karşı tarafta da o kadar bunun finanse edilmesi ya da fazla çıkması ya da eksik çıkması gibi bir durum söz konusu. Eğer bunlar tutmazsa, o az önce konuştuğumuz işte net hata noksan meselesi oluyor. Ve bu net hata noksan da yavaş yavaş azalarak gider. Dengelenir. Ama bu kadar yüksek çıkması çok. Yani son yani 1-2 yıla baktığımızda son herhalde, 23 yılın en yüksek rakamı 23. bu. Evet. Yani daha evvel işte Kasım 2020'de buna çok yakın bir rakam var. 4.4 milyar evet, dolar. Grafikte var. Bu orada. Da 4.5 milyar dolar. Varlık barışı söz konusu. O söyleniyor. Tabii onu bilmek mümkün değil. Ne kadar oradan para geldi. Dolayısıyla net hata noksan, evet burada mühim bir konu ama ödemeler dengesi rakamlarına bakarken diğer kalemlerin nasıl hizmet ettiğine bakmak daha önemli. Çünkü kalıcı olan o taraf. Dolayısıyla burada sadece spekülasyon yapabiliriz çünkü içeriğini evet. bilmiyoruz. Evet. Onun için biz zaten bu dönemde özellikle COVID sonrası ihracatımızın iyi gittiğini biliyoruz. Bunun Merkez Bankası'nın para politikası kurulu notunda bu yılın kalan aylarında cari fazlaya işaret edeceğine ilişkin bir not var. İbare de var. Tabii. Biz bunu daha evvel de söylemiştik ama orta vadeli planda açık gözüküyor. Orada bir tutarsızlık var ama şu anda Merkez Bankası daha doğru öngörmüş gibi gözüküyor en azından şimdiki rakamlara göre. Diğer taraftan bunların sebeplerine bakmak lazım. Çünkü Türkiye ekonomisinde her zaman inişler çıkışlar olmakla beraber bizim en büyük handikapımız istikrar problemimiz. Bazı dönem ihracatımızda artışlar oluyor, ithalatımız düşüyor ve cari denge problemimiz çözülüyor. Ama bu bir yıl sürüyor. Bir yıl sonra Türkiye ekonomisi bambaşka bir yapıda ilerlemeye devam ediyor. Ve bu sefer Türkiye'nin bazı ekonomik problemleri çözülürken diğer taraftan cari açık problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun için şu anda bu evet Türkiye'nin sanayisinin, ihracatçılarının büyük başarıları var. Ama öte yandan ortada bir talep var. Bu talebin de karşılanması icap ediyor. Ve bu talebin de Türkiye'nin ihracat pazarlarının çok iyi performans gösterdiğini unutmamak lazım. Evet. Bunu da şöyle bağlayayım isterseniz. İhracat iklim endeksinden görüyoruz zaten. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin PMI rakamlarının ihracat ağırlıklarına göre hesaplanması sonucunda son hafta gene açıklandı işte 55 civarında bir rakam ki 50'nin üzeri iyidir. Evet. Onun için belki sonra tekrar geliriz bu konuya. Hocama bırakayım sözü.
Bizden kaynaklanan meselelerle birlikte globali de iyi okumak lazım, kalıcılığı sağlamak için. Evet, Hakkı Hocam, şimdi şöyle bir trend analizi yapabilir miyiz bu çerçevede? Net hata noksan kaleminde fazlalığın turizm gelirlerinden henüz hesaba geçmemiş olan kalemler, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden henüz hesaba geçmemiş olanlar ve ihracattan henüz hesaba geçmemiş olan rakamların bir bütünü, bir bileşkesi olduğunu kabul ettiğimizde 4.45 milyar doların. Acaba yani böyle olduğunu kabul ettiğimizde yıl sonuna kadar cari açığımızın 23 milyar dolardan daha ne kadar aşağı doğru gitmesi söz konusu olabilir? Yani bunun tepe nokta olduğunu kabul edelim, 4.45 milyar dolar. Bundan sonraki aylarda daha az net hata noksan fazlası verebileceğimizi varsayarak 23 milyarla ilgili yıl sonu projeksiyonu nasıl yapabiliriz ya da yapabilir miyiz? Şimdi ondan önce ben şunu söyleyeyim. Ben şöyle bir baktım kabaca. İlk 8 ayda yani Ocak-Ağustos arası 2021'de toplam net hata noksan kalemi 13 milyar dolardan fazla. Evet. Yani buna yılın başından beri baktığımız zaman 13 milyar dolardan fazla bir net hata noksan kalemim var ki bu tabii çok büyük bir rakam. Bunun tabii zaten hocam söyledi, ölçüm hatasıyla açıklamak mümkün değil. Evet. Çok net bir şekilde ülkeye kayıt dışı döviz girişi var bir defa, bunu söyleyebiliriz. Evet. Ama bunun tam olarak nereden olduğunu söylemek az, yani çok mümkün değil. İşte demin zaten Emrah'ın söylediği gibi varlık bağışı ile ilgili belki bir miktar olabilir veya yurt dışında yaşayan vatandaşların bu yaz aylarına doğru artıyor. Gönderdiği onların para evet gönderdiği paralel olabilir. Ama sonuçta bunun bir defa çok yüksek olduğunu söyleyelim. Yani sizin şu an için Ocak-Ağustos'ta 8 aylık cari açık rakamınız 14 milyar dolar. 13 milyar dolardan fazla da net hata noksan var. Çok büyük bir rakam yani bu. Bir defa onun birincisi söyleyelim. Demin söylediniz işte yıllık da 23 milyar dolar bir cari açık rakamımız var. Zaten yıl sonu için hedef de en son OVP'de yanlış hatırlamıyorsam 20-21 milyar dolar civarı bir şeydi. Dolayısıyla büyük ihtimalle zaten dış açıktaki azalış devam ediyor. İhracatın kuvvetli devam etmesiyle beraber ve hizmet gelirlerindeki artışın da sürmesiyle beraber Eylül ayında tekrar aylık olarak herhalde bir miktar daha cari fazla vereceğiz. Dolayısıyla yıllıklandırılmış olan bu rakam bence de 23 milyar dolar aşağı doğru düşecektir. Yani bir yıl sonunu biz yani 20 milyar dolar, 21 milyar dolarlık OVP'ye göre bir hedef var ama hani 20 milyar doların altında da tamamlayabiliriz yıl sonunu. Yani 19 milyar dolarlar, belki 18 milyar dolarlar en iyi ihtimalle. Ama sonuçta tabii geçen sene biz yaklaşık 37 milyar dolardan biraz daha fazla hatta bir cari açık vermiştik. Aslında buradaki en önemli, yani niye bu sene cari açık, geçen sene 37 milyar dolar verdik, bu sene 20 milyar dolar civarı bir cari açık vereceğiz. En önemli sebebi bir defa altın ithalatında. Geçen yıl anormal bir durum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir frene bastık. Tabii tabii 20-22 milyar dolarlık bir altın ithalatı vardı. Bu sene o yok. İkincisi tabii geçen seneye göre turizm gelirlerinde de değil mi? Geçen sene tam pandemi yılı turizm gelirlerinde bir artış var. Sonuçta yani geçen seneye göre daha iyi bir rakamla kapatacağız. Ama yani işte yıl sonunda şeye böldüğümüz zaman yine yüzde herhalde değil mi? 3 civarı değil mi? Bir gayri safi yurt içi hasılaya göre %3 civarı bir cari açıkla yine kapatacağız gibi gözüküyor. Evet. Hocam peki yıl sonu itibariyle yani böyle devam ettiğini varsaydığımızda eğer 23 milyar dolar işte tedrici olarak 18-19 milyar dolara geldiği takdirde kur üzerinde bir olumlu hareket görür müyüz acaba? Yani kur üzerinde bir olumluluk sergileyebilir mi size göre? Eksi 20 milyar dolar diyorsunuz evet, değil mi? 18-19 diyelim. Yani öyle bağlayalım. Eğer yine cari bağlamak açık demek. Evet. Demek ki döviz talebi döviz arzından fazla demek. Evet. Kurun yükseleceği anlamına gelir. Bu durumda. Yani şu anki kurdan daha yüksek bir kur olacağı çok net. Benim tahminim 9.3 sene sonu için dolar kuru. Şimdi bu ihracat artışı eğer biz dış ticaret cari işlemler fazlası verirsek ve bununla birlikte sermaye hesabı fazlası da olursa Çin'de olduğu gibi. Evet. Yani hem biz ülkemizde ürettiğimiz malları dışa satacağız, daha fazlasını
aldığımızdan daha fazlasını dışa satacağız. Hem de dünyadan bize ekstra fon yağacak. Evet. Dolayısıyla bu döviz arzında bir artışa yol açar, ülke içindeki toplam döviz arzındaki bir artışa yol açar. Bu kayıt dışı şeyleri tabii şeyin dışına çıkartıyoruz. Onlar formal bizim analizimizin çok içinde olmuyor. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de bu kur üzerinde yani döviz piyasası üzerinde temelde benim gördüğüm bir gelir etkisi var, bir de fiyat etkisi her şeyde evet. olduğu gibi. Fiyat etkisi ne? İkiye ayırabiliriz bunu. Bizim ihraç mallarımızın fiyatları ne kadar artacak dolar cinsinden? Bir de ithal ettiğimiz malların fiyatları ne kadar artacak dolar cinsinden? Bizim ihraç ettiğimiz malların çoğu normal mallar. Bazen düşük mal da. Düşük mal demeyeyim de yani lüks mal değil çoğunluğu. Düşük orta normal. Teknoloji. Normal. Çünkü Avrupa'ya ürünleri. Satıyorsunuz, beyaz eşya satıyorsunuz, otomotiv satıyorsunuz. Orada normal mal bunlar artık, lüks mal değil. Ama satın aldığımız mallar zorunlu mallar. Dolayısıyla fiyat ne kadar yükselirse yükselsin almak zorundayız. Yatırım malı satın alıyoruz, enerji satın alıyoruz değil mi? Enerji ham maddesi. İki misline çıksa doğalgaz almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Yani değil mi? Dolayısıyla yani, ithal fiyatlarındaki artış, ithal fiyatlarındaki artış cari açığı çok sert şekilde etkiliyor. İhracat fiyatlarındaki artış da ihracat gelirimizi tam olarak arttırmıyor. Yani çünkü ithal fiyatları kadar etkili değil. İkincisi gelir. Milli gelir büyüdükçe içeride harcamalar artıyor. Tabii ki ithalat artıyor. Bu iki şeyi, bu iki etkiyi, gelir etkisi ve fiyat etkisini ele aldığımızda bir de tabii döviz kuru etkisi var. Döviz kuru Türk lirasının, Türkiye'de üretilen malların yurt dışında ucuzlaması anlamına geliyor döviz kurunu fırlattığımız vakit yukarıya. Aynı zamanda işçilerimizin de maliyetinin yurt dışı fiyatlara göre düşmesi anlamına geliyor. Yani ucuz işçiyle, ucuz emekle Avrupa'ya göre ama kaliteli emekle Avrupalıların tüketebileceği, bize göre lüks, onlara göre normal malları oraya ihracatımız artıyor. İhracatımız zaten daha çok beyaz eşya ve otomotiv üzerine kurulu. Şimdi böyle bir yapıda baktığınızda Merkez Bankası'nın uygulayacağı birkaç faiz düşürme hamlesi daha döviz kuruna nasıl etki eder? Dış dünyadan gelecek, Emrah kardeşimin bahsettiği ve dış globali şey yapmayan petrol fiyatlarında ani bir şok. Evet. Yüksek zaten, biraz daha yükselebilir. Ne bileyim veyahut bizim satın aldığımız makinaların fiyatlarında ani bir artış olabilir. Veya ciddi oranda tarımsal ürünleri satın alıyoruz. Bizim en önemli sanayilerimizden birisi tekstil sanayi, kumaş üreten sanayi. Herkes bunu hazır giyimle karıştırıyor. İkisi farklı şeyler. Doğru. Bu ithalatçı bir sektör. Hazır giyime ara girdi üreten, kumaş üreten sektör ve ağırlıklı ithalat yapan bir sektör tekstil. Ve oradaki fiyatlar yükseldiği vakit sentetik elyafin ve onun üretiminde kullanılan diğer ham maddelerin fiyatları yükseldiği vakit bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Öte yanda ihraç mallarımızın fiyatlarında artış olursa da olumlu yönde etkileyecektir. Bütün bunları dikkate almak lazım ama benim gördüğüm 3 aşağı 5 yukarı Hakkı Hoca gibi düşünüyorum ben de 20'lerde 20 milyar dolarda kapatabiliriz ama tabii önümüzde daha bir 3 aylık zaman var. Bu 3 ayda ne olur, ne biter? Biliyorsunuz bu piyasalar çok kırılgan şu sıralar. Yani uluslararası piyasalar da öyle, çok istikrarsız. Önceden öngörü yapabilmek çok mümkün değil. Ama milli gelirdeki artış devam ederse bu ithalat artışına yol açacaktır ki öyle olur zaten. Sanayi üretimi de sonbahar, kış aylarında başlar. Onun etkisi önümüzdeki bir ay, iki ay içerisinde Eylül, Ekim, Kasım şeylerine, cari işlemler hesabı şeylerine yansır. Bir de şey var tabii, sermaye hesabı girişi. Evet. Oradan buraya almamışız ama sermaye hesabından, yani para kaçacak mı Türkiye'den yoksa para mı girecek? Şu andaki görünüme bakarsak kaçıyor. Yani, kaçıyor. Evet, ufak ufak. Ama her yani anda tekrar girebilir. Bu neyle bağlantılı? Yani şeyler, demokrasiye, insan hakları, özgürlüğe para gelmez. Ama istikrarlı bir devlet, söylediğini ertesi gün değiştirmeyen, kuralları açık olan bir devlet, isterse diktatörlük olsun, Çin örneğinde olduğu gibi para gelir. Kapitalistler kâr etmeye bakar ve belirsizlikten kaçınmaya bakar, bu uluslararası piyasaların kuralı. Biz ne kadar
bu belirsizliği arttıran söylemler içerisine girersek, politikacılar olarak veyahut biz iktisatçılar, yorumcular olarak o kadar daha fazla kaçmasına yol açarız. Evet. Sermayenin. Yani maç başladıktan sonra kuralı değiştirmediysek o zaman para gelebilir diye demokrasiye bakmıyor. Uluslararası kurallar çok önemli. Bakın Çin uluslararası kuralları kendi içinde uygulamıyor ama uluslararası işlemlerinde uyguluyor. Dolayısıyla biz de entegreyiz uluslararası finans sistemine. Adam burada istiyor yani güvenlik istiyor. Ben paramı alamazsam güvenebileceğim tarafsız bir mahkemeye gitmem lazım. Yani yarın sermaye kontrolleri yapar mısınız bilemem gibi bir soruyla karşı karşıya geldiğinde doğrudan çıkışı deneyecektir. Tabii bizim şeyler de kaçar, bıyıklı yabancılar da kaçar. Hiç şüpheniz olmasın yani. Evet. Sırf yabancılar değil, yerli milli arkadaşlar da kaçar. Şimdi hocam ham madde fiyatlarından yola çıkarak bir varsayımsal teori üretti. Yani biz bir defa petrolde bağımlıyız. Yani polietilen, polipropilen başta olmak üzere kimya sanayinde de ve plastik sanayinde de Avrupa'nın ilk üçündeyiz. Yani müthiş bir üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bu ham madde artıyor belli. Çünkü OPEC ve OPEC Plus ülkeleri istedikleri kadar, dünyanın istediği kadar üretimi artırmıyor. Kısıyor. Yani 400 bin varil dünyanın dişinin kovuğuna yetmiyor bu üretim. Petrol fiyatları zaten 84 dolar. Muhtemelen daha yukarı doğru gidecek. Doğalgaz fiyatları geçen yıldan bu yıla 4,5 kata yakın artmış durumda. Alüminyum yukarıda, pamuk yukarıda, demir yukarıda, bakır yukarıda, nikel yukarıda. Şimdi bir de magnezyum krizi var. Onu ayrıca konuşuruz belki vakit kalırsa. Dolayısıyla bu kadar çok ham madde fiyatların arttığı bir ortamda bizim yıl sonunda mesela cari açığı bu seviyede tutabilme şansımız var mı yok mu? Şimdi bu yıl için alımlar yapılmıştır. Evet. Kontratlar yapılmıştır. Fiyatlar değiştiği zaman onların intibakı çok fazla etkilenmeyiz. Alıyor. Dolayısıyla bu yıl etkilemesi de önümüzdeki dönemi etkileyecek. Bakın biz yayındayken dolar 9'u geçti. Şimdi buralar psikolojik yerler. Bu az önce hocamın da söylediği ve bizim burada konuştuğumuz şu anda Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu bilinmiyor mu? Türkiye'nin üretimi arttıkça, gayri safi yurt dışı hasıla büyümemiz arttıkça, ithalatın da bunun paralelinde arttığı grafiği üst üste koyduğumuzda görülmüyor mu? Görülüyor. Evet, bunun akabinde de yüksek ithalatın bizim cari açık problemine döndüğü, bunun da kurun üzerinde baskı yarattığı sürpriz değil. İki yılda bir biz bunları yaşıyoruz. Bakın Ali Bey, şu anda olan Türkiye'de bir politika sonucu, hadi efendim biz ihracatı kuvvetlendirelim, bu şekilde de Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke haline getirelim, değersiz TL ile gibi bir şey değil. Bu zaten seçimlere bir buçuk yıl kalmış bir ülkede politik olarak da yanlış bir şey. Evet. Çünkü kurun yukarı doğru gitmesi sizin ihracatınıza olumlu katkı sağlıyor olabilir. Fakat ihracata olumlu katkı sağlaması geniş kitlelerin cebini çok fazla ilgilendiren bir mesele değil. Hemen. Uzun vadede belki de olabilir ama onu da böyle giderse politikler göremeyebilir. Dolayısıyla kısa vadeyi gören siyasi iktidarlar daha halka birebir temas edecek ekonomik konuları çözmeye çalışırlar. Nedir? Bugün sokağa çıkın. Halkın birebir problem yaşadığı mesele ne? İhracatımızın düşük olması, marketlerdeki pahalılık. Tabii. Enflasyonun yüksekliği. Şimdi siz ihracatı arttıracağız diye biz kuru bilerek yükseltiyoruz gibi bir izlenim vermeye çalıştık ki öyle değil. Bu bizim başımıza gelmiş bir şeydir. Bizim daha önceki ve hali hazırda yaptığımız hatalı uygulamaların, politikaların sonucudur. Bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu daha benzer bir şey söyledi. Halbuki hiç de Merkez Bankası'nın üzerine vazife değildir ülkenin ihracatını arttırmak için kuru yukarı doğru tetiklemek. Ki her ülkenizde %19'lar civarında bir enflasyon varsa ki sizin de ana hedefiniz, kanundan gelen birinci göreviniz fiyat istikrarını sağlamaksa, sizin öyle değil, başka türlü konuşuyor olmanız lazım. Fakat biz bütün kurumlarımızla, bütün politik yapımızla aynı şeyi, denge balans sistemini ortadan kaldırarak söylediğimiz için şu anda böyle bir yere gelmiş durumdayız. Dolayısıyla ne olacak? Yani Türkiye'nin ithalata bağımlılığı bitecek ve üretim modeli, bütün makine parkları akşamdan sabaha mı değişecek? Ya da mesela şeye de çok fazla ehemmiyet atfediliyor bence. Salgında Çin'le ilgili çok büyük problemler yaşandı dünyada. Çin'den tedarik bize kaydı. Evet, tedarik. O işler o kadar kolay olmuyor. Bu çok uzun zaman gerektiren ve Çin çok büyük bir ülke.
ve Çin artık yani şunu bir kere belki sorudan biraz sapmak pahasına söylemekte fayda görüyorum. Dünya eski dünya değil ve eski dünya gözlükleriyle dünyayı algılamak çok bizi yanlış yere sürüklüyor olabilir. Şunu söylüyorum. Bazen mesela iki kutuplu dünyaya benzetiliyor. Evet. Sovyet ve Amerika zamanında benzetiliyor. Çin-Amerika hiç alakası yok. Çin çok daha açık, çok daha birbirleriyle karşılıklı ilişkileri olan hem sermaye hareketleri anlamında hem mal hareketleri anlamında bu ülkelerin birbirine bağlı olduğu bir kesinlikle dünyadayız. Bu sadece Amerika-Çin arasında değil, Avrupa-Çin arasında da böyle. Avrupa-Amerika arasında da böyle ve dikkat edin son dönemde, hani diyoruz ya biz hep Türkiye'nin jeopolitik önemi, konumunun önemi falan, o önem de yavaş yavaş doğuya kayıyor. Bugün anlaşmalar, önemli liderlerin görüşmeleri, hep dikkat edin Güney-Çin denizi, işte Tayvan'daki problem, AUKUS dediğimiz bu Avustralya, İngiltere ve Amerika'nın iç içe olduğu ve Fransa'yı dışladıkları, evet, orada yine pakt. Pakt. Evet. Diğer taraftan Hindistan'ın, Japonya'nın, yine Avustralya'nın içinde olduğu diğer bir pakt var. O Quad, Biden, bizim Cumhurbaşkanımızla görüşmedi. Onlarla görüştü, evet, son Amerika ziyaretlerinde biliyorsunuz. Neyse velhasıl konuyu çok o taraflara dağıtmayayım ama bizim bu ihracata dayalı büyüme modelimiz vesaire vesaire, bunlar bizim, bana öyle geliyor ki, başımıza gelen bir duruma bir kılıf uydurma çabamız. Evet. Peki, o zaman cari açık meselesini enine boyuna konuşmuş olduk. İşsizlik meselesine bakacağız. Hakkı Hocam, şimdi işsizlik rakamı Ağustos'ta %12.1 oldu. Bir önceki rakam 12 idi. Dolayısıyla yukarı doğru geldi. 11 bin yeni işsizimiz var. Yani geçen aydan bu aya 3.965.000 de işsizimiz var. Ama bu arada geniş tanımlı işsiz dediğimiz atıl iş gücünde, orada bir gerileme söz konusu, orada iyileşme var. Şimdi ekonomi bu kadar hızlı büyürken, yani birinci, ikinci çeyrekten bahsediyoruz, tabii üçüncü çeyreği bilmiyoruz. O üçüncü çeyrekte de yine yüksek bir büyüme olacağını varsaydığımızda ekonomi neden istihdam üretemiyor? Yani büyüyor ama bir türlü istihdam üretemeyen bir şeye dönüşüyor. Tabii bu aslında ne zamandan beri Türkiye bilinen, ekonomisiyle ilgili bilinen ve tartışılan bir konu. Yani sonuçta Türkiye ekonomisi aslında büyümeyle ilgili problemi olan bir ülke değil. Yani kağıt üstünde, değil mi? Evet. Zaman zaman çok yüksek büyüme rakamları sağlıyoruz ama bu büyüme aslında paylaşımlı bir büyüme değil. Herkes bu pastadan aynı derecede pay alamıyor ve sonuçta sizin de söylediğiniz gibi istihdamı arttırmıyor. Şimdi zaten işsizlik rakamları yani yıllardan beri Türkiye'de yüksek. İşte zaten dar tanımlı işsizlik işte çift tanelerde 11-12, geniş tanımlı işsizlik yine %20'nin üstünde, tarım dışı işsizlik de galiba %14'ün üstünde galiba, genç işsizlik daha yüksek. Şimdi tabii bu tabii böyle bir durum da siz eğer ki istihdamı arttırmak istiyorsunuz, yani işsizliği düşürmek istiyorsanız birinci ne yapmanız lazım? Sürdürülebilir, sağlıklı, paylaşımlı istihdam yaratan bir büyüme. Evet. Bu kesin bir defa. Ki bununla da kısa vadede değil, daha orta uzun vadede ancak siz istihdamı arttırabilirsiniz. Bunu yapmak için de istikrarlı bir büyüme için, sağlıklı bir büyüme için, sürdürülebilir bir büyüme için de ön şart nedir aslında burada? Enflasyonu düşürmek lazım. Yani enflasyonu kalıcı olarak düşüreceksiniz ki ondan sonra faizler düşsün. Kalıcı olarak aynı zamanda ülkenin risk primleri düşsün, ülkede yatırım yapılsın. Yani bu enflasyon belirliği olduğu sürece çok ciddi bir miktarda hem yurt dışından uzun vadeli yatırım hem de yurt içinden yatırım gelmesi çok olanaklı olmuyor. Dolayısıyla siz eğer ki istihdamı arttırıp işsizliği düşürmek istiyorsanız birinci şart paylaşımlı, sürdürülebilir, sağlıklı büyüme. Bunun için de düşük bir enflasyon lazım ki enflasyon düşük olacak, faizler de düşük olacak ve risk primlerini düşüreceksiniz. Dolayısıyla ama Türkiye işte ne zamandan beri bunu yapamıyor. İşte zaman zaman yüksek büyüme oranları şey yapıyor, evet, sağlıyor ama işte bunu özellikle orta ve düşük gelir grubu hissetmiyor. Daha yüksek gelir grubu bu büyümeden daha çok pay alıyor. Yani sermayedarlar aslında daha çok pay alıyor. Güzel, peki. 5-6 dakika kadar vaktimiz var. Onu da şu magnezyum meselesine ayıralım. Şimdi sanayiyi bekleyen bir başka tehlike de o magnezyum meselesi. Yani işte konteyner meselesini biliyoruz. Navlunu biliyoruz. Ham madde tedariğindeki sorunları biliyoruz. Ulaşım sorunlarını biliyoruz. Bir de magnezyum, bir de çip meselesi var tabii. Bunların hepsinin aşıldığını
biliyoruz ama mesela dereyi geçtik, suda boğulacağız, çayda boğulacağız şu anda. Magnezyum şu, tabii yani izleyiciler için söylüyorum, muhtemelen siz biliyorsunuz. Şu malzemeyi hafifletmek için kullanılan şeydir. Özgül ağırlığı çok düşük, dolayısıyla bu telefonu örneğin 250 gramdan mesela 220 grama düşürmek için magnezyum kullanıyorsunuz. Şu anda dünya harıl harıl tabletlerin üretiminde, beyaz eşyanın üretiminde, otomobil yan aksamların elektrikli de özellikle bunlarda mümkün olduğu kadar malzemeyi hafifletmeye çalışıyorlar. Ve magnezyum da yetmiyor. Magnezyum yetmediği için orada da bir kısırlık ortaya çıktı, kıtlık ortaya çıktı. Şimdi orada da fiyatlar dengesi yukarı doğru gidiyor. Bu bizi çok fazla etkilemiyor şu bakımdan. Çünkü biz orta düşük teknoloji mallar üreten bir ülkeyiz. Yani bu Tayvan'ı çok etkiler, Singapur'u çok etkiler, Güney Kore'yi çok etkiler, Japonya'yı, Çin'i. Bizi göreli olarak etkiler. Yani biz çünkü elektronik aksam çok fazla üretmiyoruz. Yani satın alıyoruz onları. Efendim? Bunları satın alıyoruz. Ama. Satın alıyoruz tabii. Dolayısıyla bunlar üretilmediği zaman başka bir problemle yüz yüze kalabilir miyiz? Yani orada nasıl bir darboğaz ortaya çıkabilir? Şöyle, yani tabii ki Türkiye'de herkesin elinde cep telefonlarını görüyoruz. Evet. Yüksek teknolojili ürünler orta alt gelir grubundaki ailelerde bile yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu genel olarak mutlak olarak bizim refah seviyemizin yükseldiğini son 30 yılda gösteriyor bütün dünya ile birlikte. Ama tabii bu şöyle bir şeye yol açacak. Biz bunu üretmiyoruz ama bu tür yüksek teknolojili malları satın alıyoruz. Eğer bunların fiyatlarında ciddi bir artışa veyahut mal kıtlığından dolayı, üretimin kısılmasından dolayı ciddi bir fiyat artışına yol açarsa, bu sefer bizim ithalat üzerinde hem olumsuz etki yapacaktır hem de vatandaşın tepkisine yol açacak. Tabii. Çünkü insanlar, şöyle bir şey söyleyeyim Ali Bey, insanlar alıştıkları yaşam standardından geriye düşmek istemezler tüketim alışkanlıklarında. Bu Smithies diye bir iktisatçı var. Keynesçi bir iktisatçı, onun mandal etkisi, tüketimde mandal etkisi diye bir şeyi var. Bundan konjonktür teorisi falan da üretiyorlar, o ayrı ama şu var, insanlar alıştıkları yaşam standardının altına düştüğünde hem bu siyasi problemlere yol açıyor, sosyal problemlere, hem de o toplumun tepkisine yol açıyor. Evet. Bizim sarı yelekler Fransa'da 2 sene önce, pandemiden önce olan hikaye, adamlar eskiden dedeleri, bunların işçi dedeleri, Fransız dedeleri işte 2 senede 2 defa bir kış bir yaz tatiline giderken artık Fransız işçileri sadece yaz tatiline gidebiliyor. Evet. Bu bir refah kaybı ama bunların fakirleştiği anlamına gelmiyor. Mutlak bir fakirleşme değil ama alıştıkları yaşam standartından biraz geriye düşünce bu tepkiye yol açıyor. Tabii. Toplumsal tepkilere. Bu tür şekilde etkileyebilir bizi ama tabii ki bizim esas üretim yapımız içerisinde dediğim gibi daha konvansiyonel sanayi ürünleri var. 1 numarada otomotiv, 2 numarada beyaz eşya ve tabii diğer tekstil gibi, gıda gibi ürünler. Burada bu ham maddenin çok kullanılmadığını söyleyebiliriz ama yine de diğer ham maddelerin fiyatları da artıyor. Sadece magnezyum değil, demin siz de söylediğiniz petrol, doğalgaz ki bunlar en temel şeyler. Allah sonumuzu hayretsin, bu dünya olarak hayretsin çünkü bu sistem… Bu bir ham madde duasını çıkalım o zaman, artık zamanı geldi. Teknoloji geliştikçe ben hiçbir zaman insanlıktan ümidi kesmem. Yeni ürünler, bilinen madenlerin, metallerin yeni kullanım tarzları ortaya çıkar. Evet. Sentetik magnezyum üretilebilir. Bilmiyorum yani, o fizikçilerin bileceği iş. Ama ya da alaşım üretilebilir. Önümüze yani çıkan şeyler bunlar, hep tarihte gördüğümüz şeyler. Dolayısıyla bilimden umut kesmemek lazım ama esas problem, yani dünyada böyle bir şey var. Kontrol edilemeyen bir vahşi bir ortam var. Hem tüketimde olsun hem üretimde olsun. İnsanların çıkarına değil, birkaç kişinin çıkarına, Hakkı Hocam'ın da demin dediği gibi çalışan bir sistem var. Bunun daha insaflı, daha insani bir hale getirilmesi bence daha makul. Esas problemimiz o diye düşünüyorum bütün dünya açısından. Evet.
Peki, şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra sanıyorum 6-7 dakika vaktimiz olacak. İkişer, üçer dakika paylaştırarak konuşacağız. Merkez Bankası'nı konuşmak istiyoruz. Merkez Bankası Başkanı ya da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bundan sonraki toplantı, yani 23 Ekim'de yapılacak toplantıda nasıl bir karar alır ya da faiz indirimine devam eder mi etmez mi? Bugün parlamentoda yaptığı sunumda buna ilişkin bir ipucu vermedi. Ama şunu dedi, bizim Temmuz-Ağustos'ta planımız belliydi. Dolayısıyla bizim bu indirim yapacağımız belliydi. Eylül'de bu aşikardı. Ama eğer bilmiyorsanız hani o sizin sorununuz demeye getirdi. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili sabahleyin de ben bir tweet attım. Yani çok böyle muhtemelen çok rahatlatıcı bir tweetti. Yani görevden alınması ya da görevi bırakması söz konusu değil. Cumhurbaşkanı ile arasında soğuk rüzgar esmesi zaten söz konusu değil. Çok sağlam kaynaklardan aldığım için biliyorum. Dolayısıyla uzun vadeli bir ilişkisi olacak gibi gözüküyor. Eğer çok büyük, majör bir taktik hata yapmadığı takdirde uzunca bir süre Merkez Bankası Başkanı'yla çalışacak gibi gözüküyor. Reklama gidiyoruz. Evet, Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında ne yapacağını konuşacağız. Yaklaşık 3 dakika vaktimiz var. 1,5 dakika olarak Hakkı Hoca ile, Hakkı Öztürk ile Emrah Lafçı arasında paylaşacağım. Hocam sizle başlayalım. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yönelim içinde olacak Merkez Bankası? Yani bugün benim Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamalardan gördüğüm kadarıyla faiz indirimlerine devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Çok net. Zaten bugün şöyle bir şey de söylemiş. Kurun yükselmesinin faiz indirimiyle ilgisi yok demiş. Tabii ki ben böyle düşünmüyorum ama Sayın Başkan böyle düşünüyor. Dolayısıyla gözüken o ki faiz indirimlerine devam edecek, yapılacak 21 Ekim'de galiba. 23 Ekim'de. Yani neyse 23. işte, yani Ekim'in sonuna doğru. Neyse, iki gün için birbirimizi kırmayalım. Evet, kırmayalım. Hala enflasyonun geçici olacağını şey yapıyor, savunuyor. Ama şunu söyleyeyim, yani bu enflasyon artık tamam, bundan 2-3 ay önce işte hem Fed'in hem ECB'nin beklentisine göre geçici olacaktı. Ama daha o zamanlar enerji krizi yoktu. Yani şu an tabii artık biraz resim değişiyor. Bu enerji krizi devam ettiği sürece ve aynı zamanda tedarik zincirindeki aksaklıklar ki bunların da hemen çözülmesi pek mümkün değil. Dolayısıyla 2022 yılında bırakın Türkiye'yi, zaten Türkiye'de enflasyon ne zaman geçici oldu? Küresel tarafta da enflasyon geçici olmayabilir. Yani 2022 yılında biz küresel tarafta da yüksek enflasyon rakamları görmemiz çok mümkün. Dolayısıyla Türkiye'de yine enflasyon tabii böyle olduğu takdirde hem bize özel durumlar da var. Enflasyon yüksek kalacaktır ama Sayın Başkan faiz indirimlerine devam edecek gibi gözüküyor. Ama yani demin tabii Emrah da çok güzel söyledi. Kurun yani yükselmesini zaten biz bunu konuşmuştuk, artık vaktimiz de yok. Rekabetçi kur hikayesini. Evet. Ama bu rekabetçi kurun Türk ekonomisine ben çok fazla faydalı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bir miktar ihracat tarafından faydalı olabilir. İthalat da belki biz yani ithal ettiğimiz, kullandığımız ürünler pahalı diye belki bir miktar almayabiliriz. Ama sonuçta ihraç etmek için ithal ediyoruz. Zaten oradan bir zarara geliyoruz. Ve en büyük hikaye burada hem reel sektörün hem de kamunun çok ciddi bir döviz cinsinden borcu var. Dolayısıyla yani oradan çok ufak bir fayda sağlayalım derken böyle durumda öbür taraftan bize bunun maliyeti çok daha fazla oluyor ve aynı zamanda halk çok net bir şekilde yoksullaşıyor. Artık benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki Emrah, 90 saniye, yani süreyi uzatmak için 90 saniye diyorum. 1,5 dakika. Buyurun. Peki. Şimdi ben sizin az önce reklama giderken söylediğiniz şeye tereddütle yaklaşırım. Çünkü işler ters gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başkan arasının iyi olmasının pek bir şey ifade etmeyeceğini bilirim. 20 evet. senedir de bunu defalarca gördük. Ama zaten Merkez Bankası Başkanı'nın da bunu bildiğini tahmin ediyorum ki şu andaki hem konuşmaları hem de son dönemdeki özellikle son 2-3 aydır açıklamaları hep para politikasından ziyade iş güvenliğine yönelik, kendi iş güvenliğine yönelik. Ben son enflasyon raporu toplantısında salonda Merkez Bankası Başkanı'na kendim sormuştum bu soruyu. Çünkü Sayın Erdoğan Temmuz-Ağustos'a faiz indirimi yapacağız, ben Merkez Bankası Başkanı'na konuştum diye açıklama yapmıştı. Merkez Bankası Başkanı'na bunu sorduğumda o da
yo biz yo demedi. Biz küresel koşullara daha çok bakıyoruz dedi. İşte. Ama halbuki bugünkü açıklamada görüyoruz. O plan o zamandan yapılmış. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde piyasaların gerektirdiği değil, onların bir planı var. Ne olursa olsun dünyada yansa onu uyguluyorlar. Demek ki bu indirimler devam edecek. Onu görüyoruz. Peki. Dündar Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakkı Hocam çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Böylece son seansın sonuna gelmiş olduk. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra kapatıyoruz.